Kesinlikle. İçimiz çok güzel arkadaşlar. Evet. Merhaba arkadaşlar diyerek başlayalım. Merhaba. Bugünkü hikayemizde Kuzey Barents, yani Northrend Barents'in hikayesini anlatacağız. Anlatacağım. Onur çok sever bu şeyimi. Söylemimi. Dediğim gibi daha önce de açıkladım. Bir 5 dakika önce. Hemen kısa ben bu anlatımı yapacağım. Daha sonra biz görev kasmaya başlayacağız. Zaten sizlere aktarım yapmadan önce de kısa bir ön görev yapmaya başladık. Haritada dolanmaya başladık. Anlatımımızı yaptıktan sonra sorularınızı alacağız. Bu sorularınızı aldığımız sırada da görev yapmaya devam edeceğiz. Kuzey Barents diyorum çünkü bir de bunun Güney Barents'i var arkadaşlar. Yani iki bölümden oluşmakta Barents. Sizin için bir video hazırladım. Şu anda benim, yanılmıyorsam benim kameramın, yok Eda'nın kamerasının üstünde dönüyor. Orada haritayı görebilirsiniz. Dönen şeylerde, slide'da haritayı göreceksiniz. Sadece Kuzey Barents'i gösteriyor. Ve bir de tam Barents'i gösteren bir harita var. Ona eğer ulaşmak istiyorsanız da size şöyle bir link atayım. Buradan da eskiden Barents'in olduğu full halinin haritasına ulaşabilirsiniz. Klasikteki hali mi bu? Evet, klasikteki hali de şöyle. Wrath of the Lich King'de, yani Cataclysm Expansion'ına kadar yine bu haritayı kullandı Barents. Şeyi, bölgesi. Yani anlatacağım, geleceğiz oralara. Şimdi kısaca bir Barents'in şeylerinden bahsedeyim. Nasıl söyleyeyim? Takip için teşekkür ederiz bu soruda. Habitatından bahsedeyim. Arkadaşlar Barents zaten şu an ekranınızda da görüyorsunuz. O dönen slide'da da göreceksiniz. Çorak bir iklime sahip ve daha çok Afrika savannalarını, yani Afrika ne derler, o hani Sahra çölü değil de daha güney kısımların, işte aslanların, kaplanların, zürafaların, işte zebraların olduğu bölgeyi anımsatan bir yapıya sahip. Ve yani genelde de bu tarz yaratıklarla karşılaşacağız ve işte zaten daha önce görev yapmış olan arkadaşlar bilirler, yeni arkadaşlar da şimdi öğrenecekler. İşte git zebra kes, git zürafa kes, git çakal kes gibi görevler veriliyor. Ancak tabii Barents hep böyle değildi. Büyük patlama, yani büyük ayrışma diyeyim, büyük patlama değil mi? Yani Big Bang sanki gerçek dünyamız gibi oluyor. Büyük ayrışma dediğimiz bir Sundering denen bir olay var. Kadimler Savaşı'ndan sonra sonsuzluk kuyusunun patlamasından dolayı dünyamız, yani Azeroth birkaç parçaya bölündü. Biliyorsunuz bunları zaten. Bu ayrışmadan sonra burası Kalimdor olarak isimlendirilmeye devam etti. Aslında o tek parça, tek kara parçası da Kalimdor olarak adlandırılıyordu. O dönemlerde buralar elf topraklarıydı. Yoğunluklu olarak elfler yaşıyordu. Yani orklar o dönemde buralarda yoktu. Ve buralar böyle bildiğiniz işte yeşil, ağaçlık, işte o elf habitatını bilirsiniz, işte ağaçlara kurulmuş evler var. İşte adını sen söyle, vispler döner etrafında falan, öyle bir habitatı vardı. Orada görüyorum ağaçları. Evet, onlar ama şey, yani savanna ağaçları, yani bayağı bildiğin bu elflerin işte spiritleri dolu olan ağaçlardan vardı. Kadimler Savaşı'nda Logash isimli kadim, yani Logash dediğimiz de bu ara Goldrin oluyor. Yani kurt olan, o yasaklanmış Worgen formunun atası diyebileceğimiz kadim. Burada yani şeytanlara, demonlara karşı çok büyük bir savaş veriyor. Ve burası yanıp kül oluyor. Asıl şeyi, hani o kuraklığı o döneme dayanıyor. Ve işte Kadimler Savaşı'nın hemen sonrasında o ayrışmadan da etkilenerek tekrar yeşermesi artık neredeyse imkansız hale geliyor. Ve Çorak iklim buraya yerleşiyor. Çorak iklim buraya yerleştikten sonra buraya, hani Çorak iklimde yaşayabilecek canlılar, daha çok hani düşman olanlardan bahsedeyim. Az önce saydığımız zebra, işte zürafa, aslan, kaplan, bunlar aslında nötral, yani nötr yaratıklar. Quillbor'lar var. Domuz şeyleri, ki bunlar bilinç sahibi yaratıklar. Ya da Centaur'lar var, ki asıl Centaur'lar Desolate'de çok ağırlıklı. Maroadan bölgesinde gittiğimizde oraları da anlatırız inşallah. Oralarda çok yoğun bir şekilde yaşıyorlar. Ama bu bölgede hani hakimiyet kurmaya başlıyorlar. Ve bizim Hord'un, yani en büyük pay şeylerinden, nasıl söyleyeyim, en büyük
bileşenlerinden biri olan Tauren ırkının da ata düşmanıdır yani. Ana düşmanıdır Centaurlar ve hani ana yerleşkelerinden birisi de bu Barents şeyidir ve özellikle kataklizm sonrasındaki bölünmeden sonra Kuzey Barents'te çokça kaldığı biliniyor. Daha sonra yine kataklizm sonrası diyeceğim ama elflerden kalma bir ortam var burada. Elflerden kalma bir yer var burası. Wailing Caverns. Klasik oynayan arkadaşlar bu dungeon'ı çok iyi tanıyorlar. Ya da yeni level kasmaya başlamış dungeon'la gitmeye çalışan arkadaşlar da bu zindanı çok iyi biliyorlar. Wailing Caverns bir nasıl söyleyeyim? Druidizm hikayesinin döndüğü yerdir. Onun detayına daha sonra gireriz. Çok şimdi Wailing Caverns'in çünkü ayrı hikayesi çok derin. Orada uyuyan bir arkadaş yani Night Elf Druid arkadaşını uyandırmaya giden ve tekrar birlikte Dream tarafına geçecek olan bir Tauren'in bizi yönlendirmesiyle yani oraya giriyoruz ve görevlerimizi yapıyoruz. Onun detayına sonra gireriz. Ve yani bölgenin ana bileşenlerinden biri olduğu için söyledim. Onun dışında da lokasyon olarak Mulgore, Güney Barents yani Southern Barents, Drotar bu orkların ana şehrinin olduğu bölge, Ashen ve Stone Talon Mountains yani Garrosh'la falan görev yaptıysanız zamanında orada çokça bulundunuz. Bu bölgelerin tam ortasında bulunan bir yer. Zaten Wailing Caverns ve bir diğer önemli lokasyonda Crossroads. Şu anda oradayız. Ana kulesine bakıyorsunuz Crossroads'un. Crossroads arkadaşlar Türkçe'ye yolların kesişmesi ya da kesişen yollar anlamına çevirebilirsiniz. Bu birçok bölgenin yolları burada kesiştiği için bir anlamda Crossroads adı verilmiştir. Ama normalde yani kadim dönemlerde de buraya Crossroads deniyor. Çünkü orklar gelmeden önce de birçok ırk habitatından dolayı buraya gelmeye başlıyor. Ve bundan dolayı da zaman yani kadim zamanlarda da Crossroads olarak adlandırılıyor. Yine kataklizm öncesi orklar dünyaya geliyor. Mediv orkları çağırıyor biliyorsunuz. Dark Portal'dan geçiyor. Birinci ve ikinci büyük savaş oluyor. Ve daha sonra üçüncü savaşa geliyoruz. Üçüncü savaşta Mediv Thrall'ı uyarıyor ve diyor ki git Kalimdor'da ana bir düşman var. Hem Scourge'un yani Nusubet'in vebanın etkisinden kurtarmış olursun halkını. Hem de dünyayı bir ne derler düşmandan kurtaracaksın diyor. Görev veriyor basitçe işte. Thrall kabul ediyor geliyor. Biliyorsunuz King Terranas'a da gidiyor Mediv. Terranas kabul etmiyor. Arthas dinlemiyor. Antonidas dinlemiyor. Jaina dinliyor ve Jaina geliyor. Yani hordun, Thrall'ın hordunun kuruluş temellerinin atıldığı bölgedir Barents. Yani aslında o dönemlerde goblinler direkt olarak bağlı değildi ama Ratchet denen şehir ki burada deniz kıyısında bir deniz şehridir, liman şehridir. Burada yer alır. Goblinlerin çok büyük yardımını almıştır. O şehirlerin, işte makinaların, işte o et makinası falan diyoruz işte mancınıklarının falan hep goblinler yapmıştır zamanında ama biraz daha mercenary yani paralı asker tarzında yaklaşmıştır konuya. Onun dışında trollerle birçok görevler edinilmiştir burada. Yine Barents'te nasıl söyleyeyim birçok maceraya çıkılmıştır. Ve yine Taurenlerle buluşmalar hep buralarda gerçekleşmiştir. Yani direkt olarak belki burada ana böyle büyük bir hikaye geçmemiş. Ama işte Taurenlerde Kane'in oğlunun kurtarılması, işte Taurenlerin horda dahil olması, trollerin horda dahil olması hep Barents üzerinde yani işte o geçiş noktası olmuştur Barents bu olaylar yaşanırken. Ve yine Thrall'ın hordunun yani yeni şu an dahil olduğumuz hordun şehirlerinin, savaş makinalarının, silahlarının falan hep erzakları, işte supply'ları ne derler, yani ham maddeleri hep bu bölgeden sağlanmıştır. Ve bu kataklizme kadar bu şekilde devam ediyor ve ana olarak Horde hakimiyetinde bir bölgedir. Şimdi bazı konular Güney Barents'i ilgilendiriyor ama Barents aynı zamanda Horde ve Alliance'ın ilerleyen dönemlerde Horde ve Alliance'ın da savaşlarına sahne olmuştur. Yani Alliance derken daha çok Dale'in Proudmoore'un dahil olduğu konular bunlar. Ama işte Dale'in ne derler filolarını, deniz filosunu Barents üzerinden karaya çıkartıp
Orgrimmar'a hani baskın yapmak düzenliyordu ki işlerin seyri çok farklı gelişti. Yine bir ne derler çizgi romanda geçer. Jaina ve Egwene şu anda şöyle şey yapayım. Karşımızda bulunan tepede yanlış hatırlamıyorsam şuradan bir kontrol edeyim. Bir tane şeyi kovuyorlar da. Neyi kovuyorlar? Bu Zmodlor isimli bir şeytanı, demon'ı def ediyorlar dünyamızdan ve ne derler Twisting Nether'a geri gönderiyor. Sorun vardı aşkım, sor. David Bradmore'un bizim sen hangi dönemden bahsediyorsun şu anda burada? Kataklizm öncesi yani Horde koruldu işte artık klasik, TBC falan. Oralarda çok büyük olaylar gelişmiyor ama bu Horde kurulurken Warcraft 3 zamanında Dalen Proudmoore akınlarını hep bu haritadan gerçekleştiriyor. Şeyi peki Jaina ile karşılaşıp babasını öldürdüğü yerde burası? Hayır, o biraz daha şeyde, güneyde. Yani o yüzden o konuya girmek istemedim tam anlamıyla ama yani Alliance ordularının kuzeye akınları hep bu topraklar üzerinden gerçekleşti. Ve hani geldi gelmekte olan diyelim ve Deathwing ortaya çıktı. Yani Deepwarm'dan çıktı. Yani dünyayı yara yara gitti ve dünyayı yardığı noktalardan bir tanesi de Barents oldu. Barents'i tam ortadan ikiye ayırdı ve o yüzden biz inatla kuzey güney diyoruz şu anda. Şu anda kuzeydeyiz biz. Kuzey Barents'i anlatıyoruz. Deathwing yardıktan sonra burada doğaüstü olaylar yaşanmaya başladı. İşte kurak topraklar yeşermeye başladı ve birçok Tauren, özellikle Druidizm savunucuları Taurenler buraya akın etti ve buradaki anomallikleri yani incelemeye başladı. Kontrol etmek istedi. Ne olduğunu anlamak istediler. Akın etmeye başladı ve yani yine o kadim düşmanlarıyla karşılaşmak zorunda kaldı. Yani Centaur'larla Taurenler arasında yine bir sürtüşme yaşanmaya başladı Kataklizm sonrası. Kataklizm sonrasında asıl yaşanan büyük hadise ise Garrosh'un hadisesi. Garrosh aslında biz şöyle diyoruz işte hani sonradan sonraya güç açlığından falan değil. Garrosh sürekli olarak ork egemen bir horde kurmak istediği hayali peşindeymiş. Ve bunun ilk adımlarında, ilk tohumlarında Barents'te atıyor. Anlıyor musun? Ve... Barents'te kurduğu topluluk hani giderek büyüyor ve hordun içine ne diyeyim nüfuz etmeye başlıyor. İşte az önce biz görev yaptık ama haritayı bilenler bilir, imkanımız olursa tekrar gideriz. Garrosh'un o savaş makinalarını ki dünyaya yaydığı dehşetin savaş makinalarının hani ne derler motorlarını besleyecek petrol kuyuları açılmaya başladı. Yani işte toprak verimliliği zaten bahsediyorduk buradan. Bildiğim bir petrol çıkıyor yani haritadan ve goblinler buraya bayağı bildiğiniz petrol rafinerileri kurmaya başladı ve nasıl söyleyeyim inanılmaz doğayı tahrip etmeye başladı. Mist of Pandaria zamanı oynayan arkadaşlar hatırlar. Kısmet olursa oynamayanlar da yani level'ları oraya geldiğinde görecekler. Garrosh'un hakimiyetindeki Korkron'dan burayı bir nebze hani temizleme görevleri de yapacağız ileride. Onun dışında hani bir expansion daha ilerleyelim. Kataklizm'den sonra Legion'a gelirken Crossroads, şu an üzerinde bulunduğumuz köy, Legion tarafından yani bayağı bildiğiniz Kijedin, Sargeras falan Legion tarafından istila edilmeye çalışıldı. Çünkü Horde'un yani Azeroth'taki en büyük birliklerden biri olan Horde'un başkentine çok yakın bir bölgede. Yani burası düşerse bir nebze Horde'u düşürürüm düşüncesiyle buraya baskınlar düzenledi. Biz de oyuncular olarak geldik. Buradaki baskınları işte hani bonus objektif gibi def ettik. Hatta o dönemde çok da güzeldi. Çok güzel experience veriyordu. Şimdiki gibi %100 experience verme modu vardı. Ve adını size söyleyeyim baya baya işte sıfır karakterlerimizi işte 100 level'a kadar kasabilecek şeyi bize sağladı. Aynen. Ondan sonra şeyi nasıl söyleyeyim? Kataklizm sonrasında Legion sonrasında Battle for Azeroth geldi. Battle for Azeroth'ta
hani bir arkadaşımız az önce yazdı, magarımız yok mu, magarımız yok mu diye. Draenor'un patlaması olayını yaşadık biliyorsunuz. Yirel orada, yani patlaması derken orklar için patlaması. Çünkü magar orkları def etti Yirel orada. Lightforge Draenei arkadaşımız. Magar orklar bulundukları topraklarda, daha doğrusu alternatif Draenor'dan, orada biraz hikaye karışıyor ama alternatif Draenor'dan kaçmak zorunda kaldılar ve Magarların da genel olarak yerleştikleri bölge burası oldu. Ve önünüzdeki videoda da göreceksiniz, ağaç adamlar, ki Botani adı veriliyor. Bir de Saberonlar, hani daha çok böyle Sabertooth, hani bir gelişmiş kedi. Kurt kav, yani kurt adam gibi değil de kedi adam gibi düşünün, ama hani böyle pisicik kedi gibi değil yani, anladın mı? Kaplan adam gibi. Düşünebileceğiniz adamlar da bu bölgeye yerleşmeye başladı. Tabii bunlar hani bize biraz daha düşman şey ama hostile diyeceğimiz yaratıklardan. Genelde de kuzey Barents'e yerleştiklerini biliyoruz. Onun dışında hani Shadowlands'te ne gelir ne görür bilmiyoruz ama Kadimler Savaşı öncesi, yani bir elf toprağından bir ork toprağına dönüşüp hikayesi Kuzey Barents'in böyle arkadaşlar. Now it's hala ork toprağı. Evet, hala Horde'un, şöyle söyleyeyim, hala burada bir çekişme var. Kuilbor'lar da yaşıyor. Centaur'lar da yaşıyor. Hala nasıl söyleyeyim, düşman goblinler de var. Yani Korkron taraftarı. Ama onun dışında genel olarak Horde egemen bir toprak. Yani şey gibi düşün, nasıl Eastern Kingdoms'da Alliance egemense, Kalimdor'da da genelde Horde egemen oluyor. Onun dışında soracaklarınız yoksa Kuzey Barents'e dair anlatacaklarım şincik bu kadar. Vulperaların burayla hiçbir alakası var mı? Yok, Vulperaların direkt olarak burayla hiçbir alakası yok. Okay. Diyorum ve teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Lore sohbetimiz devam edecek. Şimdilik Kuzey Barents'e son veriyorum.